Şikayetler ne zaman başladı? Benim şikayetler 2016 yılında başladı. Baş bileğim ağrıyordu. Şişme olmuştu. Düşme çarpma var mı? Daha önce de çok çocukluktayken bir kere bileğimi kırdım. Ufak bir ameliyat geçirmiştik. Parçalı kırık vardı bileğimde. Sağ el bileğimde. Ameliyattan sonra bayağı bir ağrıdı. Kaç? 15'li yaşta da şu an kaç? 17 sene önce, 15 sene, kaç yıl oluyor? 2006 falan herhalde o civarda. Sonra yani bu ağrılar ne zaman Bu başladı? ağrılar 2016 civarında işte 2016 başladı. Fark civarı ettim daha başladı. doğrusu Ondan ağrı sonra. sonra yani bir yerlere gittin mi? Doktorlar seni gördü Gittim. mü? İşte herhangi bir devlet hastanesine gittim, özel hastanelere gittim. MR çekildim, Peki röntgen sana çekildim. tanı konuldu mu? Yok, sadece dediler ki bana, ödem var, yırtık var, bileğini fazla zorlama. Fizik tedavi yazdılar, işte 5 gün, 10 gün, 15 gün neyse. Onlara gittim, biraz fayda eder gibi oluyordu. Sonra 1-2 ay geçiyor, yeniden ağrıyordu. Ama hiç Ama kimse belli bir tanı koymadı hiç sana. kimse koymadı. Peki tanın nasıl kondu? Kim koydu? Tanıyı ilk baş yani işte nasıl diyeyim el bileğimle alakalı bir ağrı oldu yine merdivenden düştüm elimi koydum böyle. Elimin şurası böyle biraz morardı şişti. Devlet hastanesine gittim. Baktılar hani skofet kemiği kırılmış olabilirler şuradaki baş parmak kemiği kırılmış olabilirler. Kemikte herhangi bir sıkıntı yok yalnız dediler kemik çürümesi denilen bir şey vardır altında. Beni aşıyor dedi doktor ve başka bir doktora yönlendirdi. O doktor da baktı devlet hastanesine. Bu bizi aşıyor dedi. İşte farklı yerlere yönlendirdiler. Oralara gittik nasıl diyeyim özelde. Sonra sosyal medyadan işte bu hastalığın Peki. daha ne olduğunu bilmiyoruz ama hani Kianbök denilen bir şey hiç bilmiyorum. Yani herkes kemik erimesi işte bir şeyler deniyor. Ondan sonra eşimle beraber internetten işte araştırıyoruz nedir ne değildir. Sosyal medyadan sizi gördük. Baktık hastaların ameliyat olmuş hastaların işte yorumları, sizin yaptığınız Peki ameliyatlar. Kianbök teşhisi konduktan sonra sana ne ameliyat önerdiler? Benim kemik sıra çıkartma ameliyatını açık bir şekilde Yok. önlendiler. Bir de protez Protez koyulacağını, koyalım ben işte protez koyalım dediler farklı ama hastanelerden. açık olarak her şey. Açık olarak işte komple açık olarak kesip protez koyacağız ama bunun da garantisini veremiyoruz. Hani el bileğini kullanamayabilirsin. Dondurma ameliyatı da olabilir. Yani bana bir şey veremediler. Yani bir güven veremediler açıkçası. Net bir şey de diyemeyince biz de araştırdık sizi bulduk. Peki yani aslında biz de sana bunu kemik sıra çıkarma ameliyatını önerdik. Evet, siz burada Aslında kapalı kişi çok olarak kolay değil olacağınızı yani söylediniz. bir Evet. genç adamın kemik sıra çıkarma ameliyatını kabul Evet hocam. etmesi de çok kolay değil ama senin el bileği hareketlerin çok kısıtlıydı sanırım değil mi? Ya el bileğim şu an hani bu elle göstereyim şu şekilde oynuyordu. Bir de üstünden şişmişti. Zaten siz de Baya muayene ettiniz. ağrılıydı galiba değil mi? Bayağı ağrıyordu. Geceleri artık uyanıyordum yani nasıl diyeyim böyle bir kere en az uyanıyordum. Uyandığımda bileğimin ağrıdığını hissediyordum. Şişmeye de başlamıştı. Siz tekrardan işte tetkikleri yaptığınız zaman baktınız bileğimde dördüncü evreyi de geçmiş. Kemik kırılmış, sağa sola aymış. İki yerden de kireçlenmişti. Evet. Yani bu Aslında kireçlemeler daha devam ederse ameliyatta olamayabilirsin demiştiniz evet. hatta. Aslında sen biraz bekledin mi? Evet biraz daha yani şöyle diyeyim düşündüm biraz hani yani şimdi kemik sıra çıkartma ameliyatı şimdi kemikler oradan çıkacak nasıl olacak biraz şey. Sonra sizin videolarınızı seyrettim. YouTube'da oynatma listeniz var. Kemik hastalığı ameliyat falan baktım. Dedim çok güzel kapalı olarak hiç elinde iz yok Peki hani nasıl aşırı. kapalı çıkacağını hiç düşündün mü? Yani o kadar kemiği çıkarmak da çok kolay değil. Evet, bayağı bir düşündüm hatta Aslında sizin ameliyatta sen izledin de galiba. izledim Nasıl çıkardığımızı sen anlat istersen. yani şu mikser gibi bir ufak bir şey var yani pipet kadar bir cihaz Evet. var. Böyle kemiğin yanına oralardan artık ne bileyim sinirlerine kenarlardan girip böyle ufak ufak nokta nokta alıp delikten Çıkartıyorsun. çıkartıyoruz hatta şurada dedim şöyle ufak delikten çıkartıyoruz. Şöyle ufak delikten çıkıyor bu şekilde. Evet. Ya Gördüm. yani aslında kamerayla bir miktar izliyorsunuz da Evet. yani hani şey el verdiği ölçüde. Şu an kaçıncı ayındasın? Şu an ay olmadı hocam. 19 gün oldu. 19, 20, 19 gün 20 oldu. gün oldu. Peki ne 20. zaman hareket ettirmeye başladın? Yani 10 gün sonra hatta hani ilk haftalarda hareket ettiriyorum. Tamamen böyle el bileğimi kullanmam 10 gün içinde oldu.
Şu an üçüncü hafta galiba. Üçüncü hafta olacak yarın. Eski yapamadığın hareketlerin hepsini yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Yani bileğimi önceden büktüğümde falan çok aşırı ağrım oluyordu. Şu an büküyorum elimi. Aşağı doğru büküyorum. Yani her an bir şekilde ağrı olmuyor. Elini normal kullanmaya başladım. Kullanabiliyorum. Hani insanlar hep şey diyor, bu kemik sıra çıkartınca parmakları yukarı kaldırmak sorun olur mu? Ha. Veya bükmek sorun olur mu? Yani. Kesinlikle hocam. Allah'a şükür hepsini kullanıyorum. Aslında bir yarım santim kısaltıyoruz bakarsan yani hani evet. Sonuçta. Ama bu kısalma senin parmak fonksiyonlarına herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Işte. Yani aslında hani kapalı yapıldığı için etraf dokulara herhangi bir zarar vermediği için yani hareketi sağlamak ve fonksiyonlarını kazanmak, tekrar kullanıma geçmek çok rahat oluyor. Evet. Yani ben yani hani erken dönem hep söylüyorum yani uzun dönemde de dondurma ameliyatı olabilir, bilmem ne olabilir ama ne kadar o olabilirse senin hayatında ne kadar yol götürebilirse evet. Götürsün yani niye götürmesin ki? Evet zaten sizin verdiğiniz hocam bu emin konuşma, tedaviyi bize anlatmış, tedavi sürecimiz bu arada muayene oldu. Sizin o emin duruşunuz sayesinde biz de o özgüveni aldık. Ameliyat olmaya karar. Gerçekten bu ameliyatı karar vermek kolay değil. Çünkü el bileğinde kemikler çıkıyor, böyle bir değişik hissediyorsun. Yani kullanamayacağım gibi geliyor ama Allah'a şükür. Ama bir de ben bu şeyi gördüm. Ben biraz fizik tedavide 1-2 hafta uzak şehirden gelen 1-2 hafta fizik tedavide geciktim. Şu an fizik tedavinin faydasını çok iyi gördüm. Ya fizik tedavi olmadan zaten bu iş olmayacak. Evet. Fizik tedavi çok önemliymiş. Bu hemen ameliyattan sonra dediğiniz gibi hemen başlamak yani, gerekiyormuş. Aslında ben senin elini ameliyat öncesi hatırlıyorum. Sen elini bir yere koyamıyordun. Hatta kullanamıyordun. Evet. Şimdi elini her şeye kullanmaya başladım. Ben de yani ona çok sevinçtim. Sen itfaiyeciydin galiba. Evet itfaiyeciydim. Ben işine de geri dönebilirsin diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. Yani hakikaten yani ben bir yolla bu tekniği bulduktan sonra diğer teknikleri çok fazla yapmadım ama yani diğer teknikleri yaptığım zaman çok mutlu değildim ama bu teknikte insanlar da çok mutlu. Ben de sonuçlardan çok mutluyum. Evet. İnşallah senin de ileriki dönemde hiçbir şikayetin olmaz. Her şey yolunda gider. İnşallah hocam. Geçmiş olsun. Elinize sağlık. Sağ çok teşekkür ben, ederim. Ben de yani buraya gelip bana güvendiğiniz için tekrar teşekkürler. Sağ olun çok hocam. Önemli bir şey. Ben de çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Çok değerli bir hocasınız. Sağ olun. Sağ olun.